Bir varmış, bir yokmuş. Zamanlarda kralla kraliçe varmış. Kraliçenin uşağı olmuş. Adı da Pamuk Prenses'miş. Pamuk Prenses büyüye büyüye annesi ölmüş. Sonra kral ikinci kere evlenmiş. Ama o kötü bir kraliçeymiş. Ve hep aynı aynaya sormuş. Aynı ayna söyle bana kim en güzeli bu dünyada demiş. Aynı ayna hep söylüyor en güzeli sizsiniz. Sonra Pamuk Prenses kocaman bir kadın olduğundan tabi ki sormuş. Aynı ayna söyle bana kim daha güzel bu dünyada benden. Aynı ayna söyle Pamuk Prenses'miş. Sonra kraliçe çok kızmış. Bir gün kraliçe cadıyı çağırmış ve cadıya söylemiş, bana getir Pamuk Prensesi'nin kalbini. Sonra cadı gitmiş ama görmüş Pamuk Prenses bütün hayvanlara yardım edermiş. Sonra cadı görmüş Pamuk Prenses düşüyor ve cadı tuttu onu düşmesin ve Pamuk Prenses sağ ol demiş. Sonra gitmiş boş bir kutuya gerçek kalbi koymamış, sahte kalp koymuş. Günlerden bir gün Pamuk Prenses 7 cücelerle elma toplamaya çıkmış. Çiçekleri koparmış, koklamış. Kelebeklerle oynamış, dans etmiş. Bir andan yürürken iyilik cadısı çıkmış önlerine. Sonra söylemiş. Dikkat et Pamuk Prenses, burada kötülük cadısı var, dikkat et, yoksa kalbini çalarmış ve ölürsün. Pamuk Prenses tamam demiş ve yoluna devam etmiş. Tam o sırada kötülükler cadısı çıkmış ve sihirli otlar toplamış. Yeni sihirler yapmak için. Tam o sırada cadı Pamuk Prenses'i görmüş. Ve hemen ihtiyar bir yine kılığına girmiş. Ve hemen sepetinden kırmızı bir tane sihirli alma çıkarmış. Pamuk Prenses'e vermiş. Pamuk Prenses de o güzel kırmızı almaları çok sevmişti. Hemen ısırmış ve hepsini bitirmiş. Bayılmış sonradan. Cüceler çok üzülmüş ve korkmuşlar. Hemen koşup kralın yanına gitmişler. Onu kralı çağırmışlar. Söylemişler Pamuk Prenses bayıldı. Yardım et bize. Kral çok üzülmüş. Hemen koşup Pamuk Prenses'in yanına gitmiş. Ve tüm kalbine, tüm sevgiline öpmüş onu. Ve onu uyandırmaya başarmışlar. Sonra mutlu olarak yaşamış. Nanol? Lilith, skusif.
Nice to meet you.